tarihte bu kadar hızlı ve bu kadar koruyucu etkili aşılar geliştiremedi. Yani gerçekten inanılmaz bir durum. Bu tabii ki çok sevindirici. Aslında bizim için daha da büyük bir motivasyon olması lazım. Çünkü eğer bu kışı atlatabilirsek önümüz açılmış olacak. Pfizer BioNTech tamamladı çalışmasını, faz 3 çalışmasını 43 bin kişi üzerinde denendi. Ve bu sonuçlar hem yan etkilerin olup olmadığı ki görülmedi şu ana kadar ve etkisinin %95 olduğu tespit edildi. Bunlar Amerikan FDA'ine ve ayrıca zannediyorum Avrupa'da da onam için aynı günde başvuru yapıldı. Günler veya bir iki hafta içinde bunun onanacağı düşünülüyor ve Aralık ayında en azından Amerika'da aşılar başlanacak ve yıl sonuna kadar yaklaşık 25 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Korunmanın belli bir oranda olması lazım. Hatta FDA %50 korunmayı bile kabul etmeye hazırdı. %95 çıkması tabii ki o aşının çok fazlasıyla geçildiğini gösteriyor. Fakat onam için en önemli kriter yan etkilerin olup olmaması. Şu anda iki doz verilen yaklaşık 30 bin kişi üzerinden 2 ay geçti ve ciddi bir yan etki gözükmedi. Sanıyorum FDA en çok buna bakacak ve bu grup arasında yaklaşık 10 bin veya daha fazla 55 yaşından büyük, 65 yaşından büyük insanlar da var. Hem yaşlı gruplara verildi, hatta birkaç yüz tane 12 ile 18 yaş arası çocuklar da var. Her iki aşı Moderna ve Pfizer'da aynı teknolojiyi kullandığı için hemen hemen aynı sonuçlar geldi ve ikisini de topladığınız zaman yaklaşık 70 bin kişiye bu aşılar uygulandı, en azından yarısına uygulandı. Bu bakımdan ellerinde çok büyük bir bilgi var. Ve FDA buna bakacak. Ciddi bir yan etki olmadığını tespit ederse acil onanımı verecek. Tabii bu birkaç hafta içinde olan bir şey. Ve ilk önce sağlık personeline ve çok büyük risk faktörü olanlara verilecek. Bu virüsün yüzeyindeki protein, anahtar kısmını, başak protein dediğin kısmının bir kodunu gönderiyorsunuz ve bu kodu sizin kendi hücreleriniz üretiyor. O kod çok çabuk şekilde yok oluyor. Uzun vadeli genomunuza veya genetiğinize herhangi bir etkisi olmuyor. Bu yapılan protein, bu anahtar kısmı bağışıklık sistemine gösteriliyor. Bağışıklık sistemi buna karşı akıllı füzeler antikorlar üretiyor ve eğitiliyor. Bu sayede aşı koruyucu hale geliyor. Çünkü siz gerçek virüsü karşılaştığınız zaman vücudunuzda bu akıllı füzelerden oluyor ve virüsü durdurmayı başarıyorsunuz. İkisi de çok benzer teknolojiler, hemen hemen aynı diyebiliriz. Sadece formülasyonlarda bazı ufak tefek değişiklikler var. Kod çok çabuk yok olan bir madde. Bu bakımdan aslında soğukta dondurulmuş olarak bulunması lazım. Fakat Moderna'nınki 30 gün kadar normal buzdolabında kalabiliyor ve uzun süreli saklanması -20'de, yani -20 derece buzluklarda yapılabiliyor. Fakat BioNTech'inki -70 derecede saklanması gerekiyor ve sadece 5 gün buzdolabında kalabiliyor. Bu tamamen bazı teknik durumlardan dolayı Moderna'nınki daha stabil hale getirilmiş. Ben BioNTech'in de bu aşılarını daha geliştireceklerini ve onların da daha stabil hale getirip normal buzdolabında uzun süreli kalabileceğini düşünüyorum. Ama şu süreçte Moderna'nınki tabii bu lojistik açıdan üstünlük gösteriyor. Bu aşıları birinci versiyon olarak görebiliriz. Arkadan tabii gelen başka aşılar da var. Örneğin AstraZeneca şirketinin son sonuçları çok iyi geliyor. Henüz faz 3 sonuçlarını bilmiyoruz ama büyük bir ihtimalle onlar da koruyucu olacak. Onlar tamamen farklı bir teknoloji kullanıyorlar. Adenovirüs dediğimiz bir şekilde bu koronavirüsün başak proteinini gönderiyorlar vücuda. Johnson & Johnson şirketi var. Onun arkasında Novavax şirketi var. Yaklaşık 10 diğer firma çalışmalarında. Tabii bunlar da çıkacak. Daha yeni belki yenileştirilmiş aşılarda oluşacak bu süreç içerisinde. 2021 yılı gerçekten çok umutlu gözüküyor bu konuda. Sonuçlar gerçekten bizim tahminlerimizin üstünde koruyucu. Yani şöyle söyleyeyim, şu ana kadar en iyi koruyan aşı kızamık aşısıdır. O da %95 derecesinde. Yalnız şu da var, tabii süre geçtikçe aradan o %95'lik koruyuculuk bir miktar azalacaktır büyük bir ihtimalle. Ama yine de başlangıç noktası olarak çok yüksek. Onun üstüne herhangi bir aşının çıkabileceğini zannetmiyorum. Zaten gelebilecek en üst noktaya ulaşmış durumdalar. Fakat şu çok önemli.
hem Moderna'nın hem Pfizer'ın iki tane farklı şirket, iki farklı çalışmanın hemen hemen aynı koruyuculuğu göstermesi gerçekten bu sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu da gösteriyor. Dediğim gibi arkadan gelen aşılar için de çok önemli bir sonuç. Fakat bunun üstünde çok fazla olabileceğini zannetmiyorum. Diğer aşılar %70'ler, 80'lerde dahi olsa onlar da kabul edilecek durumdalar. Çin aşısı oldukça farklı. Aslında klasik bir aşı diyeceğimiz aşı, virüs öldürülüyor. Yani virüs inaktif hale getiriliyor diyelim. Bir kimyasal maddeyle virüsü üretiyorsunuz, çoğaltıyorsunuz ve bu kimyasal maddeyle yok ediyorsunuz. Yani yok ediyorsunuz derken aktif hale getiriyorsunuz ve bu başka bir maddeyle, adjuvant dediğimiz maddeyle aşı halinde veriliyor. Şu anda faz 3 çalışmaları halen devam ediyor. Yani bu Çin aşısının ne kadar koruyucu olup olmadığını bilmiyoruz. Yan etkileri konusunda da henüz çok fazla bilgi yok ama faz 1, faz 2 ve faz 3'ün de bir parçasının sonuçları yayınlandı geçen günlerde. Oralarda çok ciddi bir yan etki olmadığı gösterildi. Fakat bağışıklık cevabı yani antikor miktarları diğer aşılara göre biraz düşük kaldı. Bu bakımdan ne kadar koruyucu olacak olmayacak onu biz de merak ediyoruz. Bunu ancak faz 3 bittiği zaman göreceğiz. Zannediyorum Aralık ortası gibi bu sonuçlar çıkacak.